Ağlama. Ağlama. Senin o gözünden kan her damla yaşın hesabını soracağım ben. Seni çıkaracağım buradan. Yeter ki ağlama. Ben buradan çıkmam demek senin ölüm fermanının imzalanması demek Aziz. Seni çıkaramazsam aynı şeyi ben yapmış olacağım. Efendim ben bunda nasıl yaşarım? Sen güçlüsün. Benim gücüm sensin. Kalbim, dostum, sevdam. Ben sensiz ayakta kalamam. Sana ilk ne zaman aşık oldum biliyor musun? Ne zaman? Hani şehirden çıktıktan sonra yan yana yatarken gözlerimin içine bakmıştın. O zaman seni zaman ötesinden bir yerden tanıdığımı anladım. Yüreğim tanıyordu seni. Lakin o vakitler yaralıydım. Hırs doluydu içim. Hala eski Aziz'dim. Olmaz dedim. Bu kız benim kaderim olamaz. Lakin senden kendimi uzak tutamadım. Ne yapsam olmadı. Onca hırsın, öfkenin, ihanetin içinde senin o güzel cilli yüzüne bakıp gülümserken anladım ben. Aşktan öteydi bu. Sevgiydi. Saf. Nedensiz bir sevgi. Yüreğimin içini doldurup bir başkasına yer bırakma işine direnemedim. Sevdim seni. Çok sevdim. Çünkü sen benim kaderimmişsin. Şimdi bana diyorsun ki öleyim ben. Ama sen yaşamaya devam et. Bunu isteme benden. Ne olur isteme. Efna. Ben bir kere öldüm. Sonra seninle doğdum. Ben sensiz yaşayamam. Aziz. Aziz Payidar, serbestsiniz. Seni buradan çıkaracağım. Sakın korkma, tamam mı? Korkmuyorum. Korkma. Hiç korkmuyorum. Efendim, seni çıkaracağım buradan. Aslan'ı gönderdim. Adem'i alıp gelecek. Burada da kalsanız, gitseniz de beraber gideceksiniz. Anne niçin ısrar ediyorsun? Ben bu evliliği bir yoluna koyamıyorum. Denedim, olmuyor. O kız ipin ucunda. Ona bir şey olursa Aziz sana mı kalacak sanıyorsun? Buna mı ümit bağlıyorsun? Anne rica ederim, saçma sapan konuşma. Böyle bir ümidim yok. Öyleyse nereden çıktı bu? Hani kafa tutuyordun? Hani ne olursa olsun ben kocamın arkasındayım diyordun. Aptal gibi Aziz'in evine yerleştiniz. Sonra ne oldu? Birdenbire kocanla anlaşamaz oldun. Anne ben ne yaşıyorum, nasıl bir cehennemin içindeyim bilmiyorsun. Biliyorum. Yaptıklarının bedelini ödüyorsun. Onca şeye rağmen Adem sesini çıkarmadı. Bundan sonra Adem ne yaparsa yapsın, susacaksın, sesini de çıkarmayacaksın. Ondan Hanım müsaade ederseniz. Tabii ki Ademciğim. Ben çıkayım, rahat rahat konuşun. Thank you.
Kirba, özür dilerim. Keşke ölseydin de sana öyle davranmasaydım. Ne yapıyorsun? Kirba. Adem. Kirba lütfen Adem. Yalvarırım. Kendimi kaybettim, yalvarırım Kirba. Adem rica ederim, kalkar mısın? Kirba lütfen kalkmayacağım, affettiğini söyle bile. Adem saçmalama. Kirba ayrılmayacağım, kalk, ayrılmayacağım. Tamam ayrılmayacağım. Gerçekten mi? Ayrılmayacağım, tamam. Çok özür dilerim ya, çok. Çok özür dilerim gerçekten. Bir daha yapmayacağım, sana söz veriyorum. Aziz Bey! Aziz Bey, kızın başına neler geldi böyle? Mahkeme diyorlar, delegenin oğlunu öldürdü diyorlar. Kızını oradan çıkaracağım, sakin ol. Eli oğluna söylemesi kolay tabii. Kız benim kızım. Zaten sen Efkan'ın karşısına çıktığından beri... Şerefsiz! Şimdi mi geldi Efkan'ın kızının olduğu aklına? Hı? Şimdi mi geldi? Sen kızını borcuna karşılık satmadın mı? Ona eziyet etmedin mi? O ne yaptı? Ha? İnsanlık edip seni atölyeye aldırdı. Sen bittin, Pierre'e muhbirlik ettin. Yapmadım öyle. Yalan söyleme! Yalan söyleme! Her şeyi biliyorum. Buna rağmen hala orada olmanın sebebi Efnan'ın babası olman. Tabii sana baba denirse. Tamam, tamam ben kötü bir babayım. Ölüyor. Kızım ölüyor, asacaklar onu. İşlemediği bir suçtan ceza yiyecek. İş olur onun Andrei'yle. Sen ne biliyorsun lan? Sen kızın hakkında ne biliyorsun ha? Ne biliyorsun? Baba olup sahip çıktın mı? O şerefsiz Andrei senin kızının namusuna. Seni gebertirim lan. Gebertirim, bir daha karşıma çıkma.